Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bültenimizde hoş geldiniz. Şanlıurfa Suruç'ta insanlık dramı sürüyor. Şu ana kadar 130 bin Suriyeli giriş yaptı. Birçoğu kamplara yerleşti. Bazıları ise yeniden Kobani'ye IŞİD'le savaşmak için geri dönüyor. Bugün yine bölgede askerlerle vatandaşlar arasında gerginlik vardı. İşte bölgede son durum. Şanlıurfa Suruç'un son hali. Sınırdan gelen Suriyeli sayısı her geçen dakika artıyor. IŞİD bugün 64 köyü daha ele geçirdi ve Kobani'ye iyice yaklaştı. Sınırda yine gerginlik vardı. Askerlerle eylemciler çatıştı, bir aracı ateşe verdi. Kamplara yerleştirilen Suriyeliler şimdilik rahat. Her türlü ihtiyaçları vatandaşların da desteğiyle karşılanıyor. Evlerimize götürüyoruz. Üst başlarını elimizden geldiği kadar hem belediye olarak hem biz halk olarak bunlara bir şekilde yemek, destek çıkıyoruz. Burada şu an yemek veriyoruz. Yaklaşık 500 kişi. Bugün halk olarak biz kendimiz veriyoruz bu yemeği. Şu ana kadar sınıra giren Suriyeli sayısı ise 130 bini buldu. Sayının daha da artması bekleniyor. Türk topraklarına ayak basan Suriyelilere ise yine ilk yardım Mehmetçik'ten geldi. Bu arada çocuklarını kamplarda bırakan Suriyelilerin bin yakını tekrar Kobani'ye dönmek için yola koyuldu. Öte yandan Şanlıurfa Otogarı'nda ise yoğunluk var. Eşyalarını yanına alan Suriyeliler başka şehirlere gitmek için otobüslere akın etti. Sınırda ortaya çıkan kum fırtınası ise ilginç görüntülere sahne oldu. Irak'ta Şiilerin oluşturduğu Ulusal İttifak üyesi milletvekili Felluce kentinde IŞİD'in düzenlediği klor gazı saldırısında 300 askerin öldüğünü iddia etti. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede çabalarının arttırmasını beklediklerini söyledi. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları devam ederken Suriye uçakları da örgüte ait mevzileri vurdu. Ulusal İttifak üyesi milletvekili Ali El-Budeyri meclise basın mensuplarına yaptığı açıklamada IŞİD Felluce'nin Sakleviye nahiyesinde kuşatma altında tuttuğu 400 askere karşı klor gazı kullanarak 300'ünü öldürdü dedi. Irak ordusu eski komutanlarından Tümgeneral Nasr El-Gannam Sakleviye'de yaşananları Spiker ve Musul'un IŞİD'in eline geçmesinden sonra işlenen yeni bir katliam olduğunu savundu. Gannam, askerlerimiz ve ordumuz emniyet yetkililerinin yanlış kararları yüzünden teröristlerin eline düşüyor. Akan bu kanın ve maddi kaybın sorumlusu onlardır diye konuştu. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede çabalarını artırmasını beklediklerini söyledi. Rehine krizinin sona erdiğine dikkat çeken Kerry, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede çabalarını artırması gerekiyor, dedi. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları sürerken Suriye uçakları da örgüte ait mevzileri vurdu. Süleyman Şah Türbesi'nin de bulunduğu Karakozak köyündeki köprü, IŞİD'in Kobani saldırısı için ikmal hatlarından biri. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Süleyman Şah Türbesi'nin etrafındaki IŞİD mevzilerinin vurulduğu ve saldırıda köprünün hasar gördüğü ama köprünün ulaşıma açık olduğu öğrenildi. Diğer yandan Kobani'de IŞİD saldırısına direnen PKK bağlantılı halk savunma güçlerinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısına düşen Haseke eyaletine bağlı Serekaniye'nin batısındaki IŞİD kontrolündeki köylere karşı saldırı başlattı. Türkiye sınırına sıfır noktadaki Tilhenzir, El Raviye, Dehma ve Furayşaht'ta taraflar arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. IŞİD'in elinde bulunan 49 konsolosluk görevlisinin kurtarılmasında takas yapıldı mı? Dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, velev ki takas oldu diyerek takas iddialarını yalanlamamıştı. Erdoğan'a yakın gazetecilerden biri olan Abdülkadir Selvi de bugünkü köşesinde 49 rehineye karşılık IŞİD'e önemli isimler verildiğini iddia etti. Velev ki böyle bir takas dahi olmuş olsa, ben şuna bakarım bir Cumhurbaşkanı olarak. Benim 49 tane vatandaşımın
karşılığı hiçbir şeyle değişilmez. Erdoğan'ın bu sözleri takas ihtimalini daha da güçlendirmişti. IŞİD'in elinde bulunan 49 rehinenin kurtarılmasıyla beraber kamuoyunda takas olma ihtimali ve fidye iddiaları konuşulmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında diplomatik bir zafer kazanıldığını belirtmiş, velev ki takas olmuş olsa ne olur diyerek bir nevi takas olma ihtimalinin kapılarını aralamıştı. Yani burada takas oldu mu olmadı mı vesaire gibi şeyler, bütün bunların hepsi tabii şimdi herkes bir şeyler yazacak. Takas oldu veya olmadı. Neticede 49 tane bizim vatandaşımız, görevlimiz Türkiye'ye geldi. Velev ki böyle bir takas dahi olmuş olsa, ben şuna bakarım bir cumhurbaşkanı olarak. Ha, benim 49 tane vatandaşımın karşılığı hiçbir şeyle değişilmez. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde takas iddialarını değerlendirdi. 49 rehineye karşılık IŞİD için önemli birkaç kişinin verildiğini iddia etti. İşin perde arkasını araştırdım. Mutfakta bir şeyler olmuş. IŞİD için çok ama çok önemli olan birkaç isim takasta kullanılmış. Bu, MİT'in çok önemli bir operasyonel başarısı. Her türlü imkan devreye sokulmadan böylesine muazzam bir başarı elde edilebilir miydi? 102 gün sonra kurtarılan 46 konsolosluk görevlisi ailelerine kavuştu. Aralarında İzmir'de yaşayan iki özel harekat polisi de vardı. Yaşadıklarını anlatan polisler zor koşullar altında hayat mücadelesi verdiklerini ama umutlarını hiç yitirmediklerini söyledi. Sözün bittiği yer mi diyorlar, artık başladığı yer mi? Hayat yeniden başladı. İşte böyle özetliyor 102 günlük esaret hayatını. Özel harekat polisi Yaşar Dalkılıç 48 arkadaşıyla beraber IŞİD'e rehin düştü. Ama umutlarını hiç yitirmediler. Devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun biz buraya geleceğimize inanıyorduk ve geldik neticede. Çok yorulduk ama artık yani yapacak başka şeyimiz yoktu. Allah'a yalvardık, dua ettik. Hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Olayın şokunu hala üzerinden atamadılar. Çünkü defalarca ölümden dönmüşlerdi. 1 Ağustos'ta bir bombardıman oldu. Çok büyük tehlike atlattık. Ben orada... Enkazın biraz üstüme düştü yani. Kafamda yaralanmalar oldu ufak tefek. 25-30 metremize uçak bomba attı. Kulaklarımız hala çınlıyor. Ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bir diğer özel harekat polisi ise Alparslan Yeldi. İzmir Buca'daki evine dün ulaşabildi. Oturduğu sokağa, apartmanın girişine ve evinin balkonuna Türk bayrakları asıldı. Yel, kaldıkları zor şartları bakın nasıl anlatıyor. Orada güneşi görmüyorduk. Hep rutubetli ortamlar. Yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, ince sünger var. Sünger ıslanmış, alttan nemlenmiş. Onu havalandırıyorsun falan. Yani böyle sıkıntılı yerler yani. 102 günlük süre zarfında defalarca kurtarma girişimi olmuş ama hep bir engel çıkmış. 8 tane yer gezildi. Birkaç defa böyle serbest bırakılacağı, devletle anlaşıldı, çok az kaldı denildi. Ama olmadı yani. Özel harekat polisi Yel, kendilerini rehin alan IŞİD militanlarının Türkiye hakkında ön yargısı olduğunu ama daha sonra algıların değiştiğini söyledi. Türkiye'ye ilk etapta diyorlardı, siz kafirsiniz diyorlardı ama bizim arkadaşlarımız zaten namazlarını kılıyorlardı yani, onları görünce değil yani. Ha, belki aksatan olanlar devamlı kılmaya başladılar. Ama ilk etapta biz Türkiye'nin Müslüman olduğunu bilmiyorduk diye söyleyenler oldu. Türkiye'nin IŞİD'e silah ve mühimmat verdiği iddiaları konuşulmaya devam ederken şimdi de Türkiye'nin İslami Cephe militanlarına hizmet veren tıbbi yardım şebekesine göz yumduğu iddia edildi. Gaziantep'te kurulan Cihat Hastanesi'nde IŞİD militanlarının tedavi edildiği ileri sürüldü. Suriye'deki militanlara hizmet veren Gaziantep'teki Cihat Hastanesi ilk kez görüntülendi. 75 yatak kapasiteli hastaneye giren Bir Gün Gazetesi muhabiri Doğu Eroğlu, yöneticilere militanların hangi şartlarda tedavi edildiğini sordu. Suriye'de özellikle Halep ve İdlib kentleri etrafında etkili olan İslami Cephe'nin çatışmalarda ağır yaralanan militanlarının tedavilerini Gaziantep'te faaliyet gösteren İmkan Der sağlıyor. Mavi Marmara gemisi olayıyla tanınan İnsani Yardım Vakfı'nda da yöneticilik yapmış olan İmkan Der Gaziantep temsilcisi Sait Göktere, daha önce mücahit kardeşlerimiz Türkiye'ye geliyor. Hastanelerdeki yoğunluktan ötürü rezil oluyorlardı.
hükümetten Allah razı olsun ki gösterdikleri tolerans ve yardımla çok şey başardık diye konuştu. Gaziantep'te kurulan hastane ve revire dönüştürülen evlerle birlikte yaklaşık 150 yatak kapasitesine ulaşan tıbbi yardım ağı neredeyse tamamen İslami cephe mücahitlerine hizmet veriyor. Tedavi görenlerin %95'inden fazlası mücahitler diye konuşan Gökdere, devlet gözetiminde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini sınırdan tamamen devletin gözetiminde girip çıkıyoruz sözleriyle özetliyor. Çatışmalarda veya bombardımanlarda yaralananların haberi Suriye'deki kaynaklar üzerinden alınıyor. Sağlıklarını tamamen kazanan mücahitler savaşmak üzere yeniden Suriye'ye gidiyor. Hasta yatakları, tekerlekli sandalyeler, giyim malzemeleri ve koltuk değnekleri gibi ihtiyaçlar bağış olarak toplanıyor. Hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların büyük bölümü İmkânder'in yürüttüğü ilaç bağışı kampanyalarından karşılanırken zor bulunan ancak tedavi için gerekli ilaçlarsa toplanan paralarla alınıyor. Temizlik malzemesi ve gıda gibi ihtiyaçların Gaziantep'in merkez ilçesi olan Şahinbey Belediyesi tarafından sağlandığı iddia edildi. Öte yandan hastane 4 devreli bir güvenlik kamerası sistemiyle izleniyor ve giriş çıkışlar takip ediliyor. Güvenlik sisteminin yerel polislerin tavsiyesiyle kurulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. Erdoğan, Ban Ki-moon'la görüşecek, Düşünce Kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'a gitti. Gelir misiniz? Erdoğan ve beraberindeki heyeti havalimanında Türk yetkililer karşıladı. Dünya liderleriyle ikili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın ana gündem maddesi IŞİD olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la bir araya gelecek olan Erdoğan, Türk evinde resepsiyon verecek. Cumhurbaşkanının Dünya Yahudi Kongresi heyetiyle görüşmesi, CBS kanalına bir röportaj vermesi ve Apple CEO'su Tim Cook'u kabul etmesi bekleniyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, terör örgütü IŞİD'e karşı içeride ve dışarıda verilecek mücadelede CHP olarak hükümete her türlü siyasi desteği vermeye hazırız dedi. Koç söylediği sözler boyutunda Sayın Cumhurbaşkanı'nı muhatap almıyoruz, sorumsuz bir insanla siyaseten muhatap olmak istiyoruz. Bizim siyasi muhatabımız hükümettir, Sayın Davutoğlu'dur dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda terör örgütü IŞİD'e karşı içeride ve dışarıda verilecek mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümete her türlü siyasi desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı söylediği sözler boyutunda muhatap almıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bilindiği üzere anayasamıza göre sorumsuz bir insandır. Yani sorumsuz bir insanla siyaseten muhatap olmak istemiyoruz. Bu çok açık. Onun için söylediği sözler bizim için tartışılması sonrasında düşünülmesi gereken sözler. Bizim siyasi muhatabımız hükümettir, Sayın Davutoğlu'dur. Hedef Büyük Kürdistan. Bu sözler emekli orgeneral Edip Başer'e ait. Bir dönem Amerika ile PKK ile mücadele pazarlıklarını da yürüten Başer Hürriyet'e konuştu. Amerika artık boğazları elinde tutan bir Türkiye'ye petrol bölgelerine hakim ve İsrail'in güvenliği açısından hayati olan bir Kürdistan'ı tercih eder dedi. Evet. 2002'de Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenirken sürpriz bir kararla emekli edildi. Bir süre sessiz kaldı ve 2006 yılında PKK ile mücadelede Amerika ile pazarlıklar için özel temsilci olarak görevlendirildi. Emekli Orgeneral Edip Başer, Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'e konuştu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Süre içerisinde müzakere edilmez, mücadele edilir. Başer'in en ilginç sözleri ise bölgesel gelişmelere ilişkin olanlardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden son derece önemli çıkarları var. Belki yakın zamanda enerji bağımlılığı bu ölçüde olmayacak ama yine de bölge ticari bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati çıkarlarının olduğu bölgelerden biri olmayı sürdürecek. Orada bir diğer önemli faktör de İsrail'in güvenliğinin devam ettirilmesi. Amerika'nın biliyorsunuz bir büyük Orta Doğu projesi var. Hatta bir muhterem büyüğümüz de bunun eş başkanıydı. Hala öyle mi bilemiyorum. Edip Başar, Amerika'nın boğazları tutan Türkiye yerine petrolü tutan Kürdistan'ı tercih edeceğini söyledi. Büyük Kürdistan'a doğru gidiyoruz. Önce Türkiye Kürdistan'ını da içine alacak bir Kürdistan, ondan sonra da Büyük Kürdistan biliyorsunuz. Büyük Kürdistan dedikleri Kars'tan başlıyor, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Malatya'yı içine alıyor, Mersin'e iniyor. Mersin'de dahil olmak üzere bir harita. Ve Büyük Orta Doğu Projesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındakinin bu olduğu kanısındayım ben. Bu büyük planlarında ABD önemli sapmalar yapmaz. Büyük devlet olmanın verdiği güvenle ana politikalarını saptar ve o politikanın uygulanması için aynı puzzle'da olduğu gibi parçaları adım adım yerine koyar. Ben o politik bir proje olan Büyük Orta Doğu'nun iptal edildiği kanaatinde değilim. Bu genel proje içinde Kürdistan'ın önemli bir konu olduğu anlaşılıyor. Başkent Ankara'da 13 polis gözaltına alındı. Bu kişilerin bazı polislere usulsüz tahtif verildiği iddiası kapsamında gözaltına alındıkları belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı polislere hak etmedikleri halde usulsüz tahtif verildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 13 polisin gözaltına alındığı bildirildi, 4 polisin ise arandığı belirtildi. Gezi Parkı protestoları sırasında Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın 4. duruşması bugün görüldü. Dava duruşma salonunun küçük olması gerekçesiyle 24 Aralık tarihine ertelendi. Bu kez duruşma Silivri'de görülecek. Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın 4. duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, abi Muharrem ve Volkan Ayvalıtaş, olayda yaralanan Seyit Kartal ve babası Mustafa Kartal'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi ve Gülsuyu'ndaki olaylarda yaşamını yitiren Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik de izledi. Ben de destek için geldim. Onlar da bizim mahkememizde Ayvalıtaş'ın ailesi yalnız bırakmadılar. Biz de hep birlikte destek için geldik, kenetleneceğiz. Duruşmada olay gününü anlatan tanık Ali Ekber Ağan, gezi eylemleri nedeniyle kitlelerin otobanda olduğunu söyleyerek, ben de o grubun içindeydim. İstanbul istikameti tamamen kapalıydı. Ankara istikametini de kapatmak için yola indik. Taksi ve siyah jip durmadı. Diğer araçlar durmuştu. Taksi çarptığında Mehmet Ayvalıtaş düştü. Tekrar kalkacağı sırada üzerinden jip geçti dedi. Olay günü alkollü olmadığını ve hızının 80 veya 90 kilometre olduğunu ifade eden sanık Cengiz Aktaş ise kaza çok aniydi, anlık oldu. Önümdeki araca vurmamak için frene bastım. Jip de bana vurdu. Kalabalık yoktu. İnsan olarak birini görmedim. Çarpma sesinden sonra insan sesleri duydum. Ben de olayda darbe alıp bayıldım şeklinde ifadelerde bulundu. Duruşma salonuna yeteri kadar izleyici alınamadığını belirten müşteki avukatları duruşmanın Balyoz ve Poyrazköy davasının adliyenin konferans salonunda yapılmasını talep ederken salon sorununun çözülmesini istedi. Mahkeme gelecek celse duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Davetiye çıkarılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen tanıkların gelecek celse duruşmaya zorla getirilmesine hükmeden mahkeme, olayın başlangıcından bitiş anına kadar olay yeri ve sonrasını gösterir bütün kamera kayıtlarının araştırılıp temini için Ataşehir Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını istedi. Müşteki avukatlarının sanıkların tutuklanması gerektiği yönündeki talebini reddeden mahkeme duruşmayı 24 Aralık saat 9.30'a erteledi. Merhabalar. Dava başladı herhalde. Gezi Parkı eylemlerinde biber gazı kapsülüyle bacağından yaralanan fotoğrafçı Alaaddin Timur, dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan şikayetçi oldu. Öte yandan İzmir'de gezi eylemlerinde attıkları tweetler nedeniyle haklarında dava açılan kişilere beraat kararı çıktı.
Biber gazı kapsülüyle bacağından yaralanan fotoğrafçı Alaaddin Timur'un şikayeti Anayasa Mahkemesi'nde. İstanbul'da Gezi Park eylemlerinin başladığı sırada Taksim Meydanı'nda bulunanlardan biri de fotoğrafçı Alaaddin Timur'du. Timur fotoğraf çektiği sırada bir polisin attığı biber gazı fişeğiyle sağ bacağından yaralandı. Timur'a sağ ayak baldır kaval kemiği ön yüzünde diyametri 3 cm olan morarma ve morarmanın tam ortasında 1,5 cm doku kaybı olduğu yönünde rapor verildi. Timur daha sonra da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan aynı yönde bir rapor daha aldı. Timur'un avukatı Kazım Erkut Güzel de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la ilgili polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı ise Mutlu ve Çapkın'la ilgili şikayeti eylemleri bir soruşturmayı gerektirmeyecek nitelikte olduğu için işleme koymadı. Avukat Güzel'in yaptığı itiraz da Danıştay 1. Dairesi tarafından reddedildi. Güzel de davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Öte yandan İzmir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında attıkları tweetler nedeniyle haklarında 3 yıla kadar hapis cezası istenen 29 kişinin yargılandığı davanın duruşması İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mağdur olarak yalnızca Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı iddianamede halkı kanunlara uymamaya tahrikle suçlanan eylemciler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Hakim bir kişiye 8.100 lira para cezası verirken tüm sanıkların beraatine karar verdi. Türkiye'de hemen her gün yeni bir işçi ölüyor. Yaşanan facialardan sonra yetkili ağızlardan hep önlemler alınacak mesajı geliyor ama işçilerin kaderi bir türlü değişmiyor. Şişli'de meydana gelen asansör faciasında 10 işçi hayatını kaybetmişti. O faciadan kurtulan işçiler bırakın tedbir almayı, delillerin karartıldığı ve tehdit edildiklerini iddia etti. İstanbul Mecidiyeköy'de 6 Eylül'de meydana gelen asansör faciasında 10 işçi hayatını kaybetmişti. Türkiye daha Soma'nın yasını tutarken bir kez daha yıkılmıştı. Yine ihmaller zinciri, yine alınmayan önlemler işçilerin ölümüne neden olmuştu. Faciada ölen işçilerin yakınları Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Delillerin karartıldığını söyleyen işçiler bu işin peşini bırakmayacaklarını belirtti. Faciadan şans eseri kurtulan Ercan Kılavuz'un anlattıkları Türkiye'de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kaza sonrası Savcı Erdal Bağcı, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte inşaata geldi. Çok fazla araştırma yapmadılar. Onlar gittikten sonra bize savcının bir kez daha geleceği söylenip kaza yapan asansörün olduğu yeri temizlememizi istediler. Bunu yapmamamız halinde işimize son verileceği belirtildi. Delillerin karartılacağını anlamıştık. Baskılara rağmen arkadaşlarımızın kanına basamayacağımızı ifade ettik. Bunun üzerine firmanın İstanbul'da yaptığı diğer iki inşaattan işçiler getirtilerek olay yeri temizletildi. Kazadan arta kalanlar bir depoya kilitlendi. İnşaatta bulunan polis ekipleri bu duruma hiçbir şekilde müdahale etmedi. İhmaller zinciri bununla da sınırlı değil. Adeta olayın üstü örtbas edilmek için her şey düşünülmüş. Kazadan sonra inşaatta hiçbir şekilde işçi çalışamaz. Ancak birkaç gün öncesine kadar elektrik tesisatında düzenlemeler yapıldı. İş güvenlik heyetleri gelecek. İnşaat yeterince aydınlık değildi. İnsanları neden karanlıkta çalıştırdınız diye hesap sorulmaması için bu hukuksuzluğu yaptılar. Faciada oğlunu kaybeden acılı baba Mustafa Genç ise firma sahiplerinden Çalışma Bakanlığı'na kadar herkesin suçlu olduğunu ve olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Ve Zonguldak Ereğli'deki eylemle devam edelim. Kandilli beldesinde bulunan özel bir maden ocağında daha önce 18 işçi işten çıkarıldı. 13 kişinin daha kapının önüne konulması madencileri isyan ettirdi. Yaklaşık 500 işçi eylem başlattı. Madenciler işten çıkarmaların durdurulmasını ve işlerine son verilen arkadaşlarının yeniden geri alınmalarını istiyor. İşsiz kalmışsın, göçükte kalmışsın.
Aynı. 2 tane çocuğumuz var. İşsiz kalsak da bakamayacağız. Uçukta kalsak zaten bakamayacağız. Arkadaşlarının işten çıkarılmasına kızdılar. Çareyi eylem yapmakta buldular. Arkadaşlarımız da çalım çocuğu var. Benim de çalım çocuğum var. Ben işten atıldım, bıraktığım için arkadaşlarım benim bizler için, bırakılan arkadaşlarımız için ve benim için eylem yapmaktadır. Zonguldak Ereğli'de özel bir maden ocağında çalışan yaklaşık 500 madenci eylem başlattı. Daha önce 18 arkadaşlarının işten çıkarılmasının ardından 13 kişinin daha işine son verilmesi bardağı taşırdı. Sabah saatlerinden itibaren Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde toplanan işçiler valilik binasına yürüdü. İşçiler zaman zaman alkışlarla protestolarını dile getirdi. Zaman zaman da slogan attılar. Vur, vur, dinlensin! Ankara, dinlensin! Madenciler arkadaşlarının işe geri alınmasını ve işten çıkartmaların durdurulmasına dair söz verilmesini istiyor. Biz artık her gün işten atlayacağız korkusuyla iş güvenliğine aykırı şekilde yer altında çalışmak istemiyoruz. Zonguldak'taki eylem işten atılmaların son bulacağının sözü devlet yetkileri ve işveren tarafından bize verilene kadar. İşten atılan arkadaşlarımız geriye alınana kadar ve oradaki çözümün artık netleştiği kararını almadan oradan gelmek istemeyeceğiz. İşçiler eylemlerine 7 gün boyunca devam edecek. Dağ İstanbul Avcılar'da yaşanan üst geçit faciasının yaraları sarılmadan bu kez Kartal'da benzer bir kaza yaşandı. Harfiyat kamyonunun açık kalan damperi üst geçide çarptı. O sırada üst geçitte kimsenin olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Koca kamyonun damperi açık kaldı. Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Avcılar'da yaşanan üst geçit kazasının bir benzeri bu kez Kartal'da yaşandı. Kaza Soğanlık Yeni Gümüşpınar kavşağına 300 metre kala meydana geldi. Sezgin Sezer'in kullandığı hafriyat kamyonu damperi açık bir şekilde giderken hızla üst geçide çarptı. Açık mı geldi abi damper? Nasıl oldu? Abi açılmış kendi kendine. Sizde bir şey var mı? Yok abi. Nasıl durabildiniz? Vallahi duramadık işte, gördüğün gibi buraya girerek durdu araba. Çarpmanın etkisiyle damper kamyondan koptu ve yola düştü. Kamyonsa kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan bir gecekondunun duvarına çarparak durabildi. İçeride şartlar var, Allah korusun. Nerede, arabanın içinde? Aynen. Arada bir bizi de çek. Çarpma o kadar şiddetliydi ki çevrede bulunanlar korku ve panik halinde evlerinden dışarı fırladı. Biz evdeydi, ev sağlandı ama bir şey olmadı. Üst geçit çökmedi belki ama şans eseri o an yolun sakin olması ve üst geçidin boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası bölgeye kurtarma ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Üst geçitse tedbir amacıyla yaya kullanımına kapatıldı. Bu arada Avcılar'da bir kişinin ölüp 4 kişinin yaralandığı üst geçit faciasında ödenecek tazminat bedeli belli oldu. İstanbul Avcılar'daki üst geçit kazasında sigorta şirketi yaklaşık 320 bin lira tazminat ödeyecek. Bu tazminatın 268 bin lirası hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Yusuf Kaya'nın yakınlarına ödenecek. Yıkılan köprü için 26.800 lira, ezilen minibüs için de 26.800 lira ödeme yapılacak. Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan Husiler başkent Sana'da kritik bölgeleri ele geçirdi. Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği demokratik geçiş süreci için anlaşmanın imzalanmasının ardından Husiler ele geçirdikleri binaları terk etti. Yemen'in başkenti Sana'da Şii Husilerle Cumhurbaşkanı Müsteşarı Sünni Ali Muhsin El-Ahmer'e bağlı hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Birleşmiş Milletler aracılığıyla ateşkes anlaşmasının imzalanmasına saatler kala Husiler başkent Sana'da Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Merkez Bankası, Savunma Bakanlığı binalarıyla devlet radyosunu ele geçirdi. Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. Yemen İçişleri Bakanı Abdo El-Tur, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerine çatışmalara katılmamaları ve Husilere karşı savaşmamaları için çağrıda bulundu. Yemen Başbakanı Muhammed Salim Besen Vada, Yemen Devlet Başkanı Mansur Hadi'yi protesto etmek için istifasını açıkladı. Başbakan yaptığı açıklamada, devlet başkanını rejimi ve otoriteyi tek başına üstlenmek, tek başına hareket etmek ve totaliter davranmakla suçladı. Sana'da şiddetlenen çatışmalar kaygıları arttırsa da ülkedeki siyasi krizi çözmeyi amaçlayan anlaşma imzalandı. Anlaşma Husileri de kapsayan yeni ulusal birlik hükümetinin kurulmasını öngörüyor. Yemen Haber Ajansı Sabah'ın haberine göre Husilerin ele geçirdikleri hükümet binalarını yönetime teslim etme işlemini Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Nasır Ahmet gözetiminde gerçekleştirdikleri belirtildi. Çankırı'da maaşlarını alamayan işçiler D100 karayolunu trafiğe kapattı. Yaklaşık 100 işçinin katıldığı eylem nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı. D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Görüntüler Çankırı'dan. Kurşunlu ilçesinde bulunan seramik fabrikasında çalışan yaklaşık 100 işçi Ağustos maaşlarını alamadı. İşçiler bunun üzerine sabah saatlerinde D100 karayolunu trafiğe kapattı. İşçilerle polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Çalışanlar bu sıkıntının yaklaşık 7 aydır devam ettiğini, bu yüzden sürekli eylem yaptıklarını ancak karşılarında muhatap kimsenin bulunmadığını söyledi. İşçiler bir süre daha yolda oturma eylemi yapınca trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışanlar polis müdürlerinin uzun süren çabalarının ardından ikna oldu ve eylemi bitirip fabrikaya geri döndü. Yeni haftayla birlikte ekonomide sular yeniden ısınmaya başladı. Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası para politikası toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna ilişkin revizyon tarihlerinin yaklaşması piyasalarda tansiyonu yükseltti. Amerikan doları 2 lira 24 kuruş seviyesine çıktı. Piyasalarda yaşanan gerilim dövizin ateşini yükseltmeye başladı. Haftanın ilk günü dolar ve euro cephesinde sert çıkışlar hakimdi. Özellikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının Perşembe günü yapılacak olması ve aynı zamanda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna ilişkin revizyon tarihlerinin yaklaşması dövizin tansiyonunu yükseltti. Güne 2 lira 23 kuruşla başlayan dolar daha sonra 2 lira 24 kuruşu gördü. Dolar böylece 24 Mart tarihinden bu yana son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sadece dolar değil, euro cephesinde de gerginlik hakimdi. Euro günü 2 lira 88 kuruştan tamamladı. Altının gramı ise 87 lira 66 kuruştan satıldı. Cumhuriyet altında 590 liradan alıcı buldu. Kredi derecelendirme şirketi Fitch'in 3 Ekim'de Türkiye'nin kredi notunu revize etmesi bekleniyor. Fitch'ten bir süre sonra diğer kredi derecelendirme şirketi Moody's'in de Türkiye'nin notunu revize etmesi bekleniyor. Uzmanlarsa Merkez Bankası eğer büyüme baskıları altında gevşeme sinyali verirse liradaki değer kaybı devam eder. Sıkılaştırma yerine duruşunu sürdürürse kısa vadeli bir toparlanma söz konusu olabilir ifadelerini kullandı. Altın Koza ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne yönetmenliğini Nesime Yetik'in yaptığı Toz Ruhu adlı film layık görüldü. Geceye katılanlarsa şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 21.si düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreni katılımcıların Kırmızı Halı'dan geçip tören alanına gelmesiyle başladı. Törenin açılışında Türk sinemasında çeşitli filmlerin soundtrack dinletisi yapıldı. Daha sonra Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nda derece alan filmlere Altın Koza heykelcikleri verildi. Ve sonrasında beklenen an geldi. 14 filmin yarıştığı büyük ödüllerin dağıtımına geçildi. Törende en iyi film ödülüne yönetmenliğini Nesimi Yetik'in yaptığı Toz Ruhu filmi aynı zamanda en iyi erkek oyuncuyla en iyi sanat yönetmeni ödüllerini de aldı. Bütün ödüller oy birliğiyle alındı jürimizde. En iyi film Toz Ruhu. Çekip gitti vefasız yar, söyleseydi söylemedi. Filmin yönetmeni Nesimi Yetik duygularını paylaştı. Jüriye çok teşekkür ediyorum, tüm jüri üyelerine. Bütün ekip burada. Gerçekten çok zorlu şartlarda çektik filmi. Festivalde en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi müzik, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ödüllerini Deniz Seviyesi filmi kazandı. Yönetmenliğini Onur Aydın'ın yaptığı Silsile filmi en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncuyla Umut Veren Erkek Oyuncu kategorilerinde ödül aldı. Yılmaz Güney ödülünü ise Murat Düzgünoğlu Neden Tarkovski Olamıyorum'la kazandı. Ama bu film olmaz. Niye biliyor musun? Bunu kimse istemez. Siz bir Tarkovski filmi yapmak istiyorsunuz. Törende gazetecilere konuşan usta sanatçı Hülya Koçyiğit ise Yılmaz Güney'in Türk sinemasında ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Yılmaz Güney ülkemizin yetiştirdiği en değerli sinemacılardan biri. Birçoğumuz onu aktör olarak tanıyoruz ama o gerçek bir sinema adamı. Çünkü aynı zamanda yazar, aynı zamanda yönetmen ve düşünür ve büyük bir savaşçı. Yani hak arayan bir insan. Nur içinde yatsın diyorum. Ödül kazananlara 4.000 ile 350 bin lira arasında değişen oranlarda para ödülü dağıtıldı. Ve ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.